Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle hayatımızın her alanında dileklerimize yönelik yaptığımız çalışmaların ortak noktasından bahsedeceğim. Bu hayatımızdaki finansal sıkıntılar, sosyal fobiler, kaygılar, endişeler, ikili duygusal ilişkiler, her neyse hayatımızdaki dileklerimiz hangi alanla ilgiliyse ortak tek bir noktası var. Ondan bahsedeceğim size. Yaptığımız çalışmalar sadece birer yöntem. Farklı yollardan, farklı yöntemlerle bir araç kullanıyoruz aslında. Ama bunların birleşmiş olduğu ortak bir nokta var. Aslında amaç o nokta. İşte şimdi ondan bahsedeceğim size. Bu arada biliyorsunuz atölyelerimiz yaklaşıyor. 13 Kasım İzmir'de, 20 Kasım İstanbul'da atölyelerimiz olacak. Bununla ilgili lütfen detaylı bilgilere ulaşmak isteyen arkadaşlarımız, sosyal medya hesaplarımızda zaten paylaşıyoruz. Bizim e-posta adresimizden ulaşabilirler. Orada gerekli detaylar, kayıt işlemleri, ne isterlerse o konuda bilgi veriliyor kendilerine. Bunu tekrardan hatırlatmak istedim. Çünkü sürekli soruluyor nereden bilgiye ulaşabiliriz diye. Sosyal medya hesaplarımızda hepsini ben, hatta bizim videolarımızın yani açıklama kısmında, yorum kısmında dahi bunları ilave ediyorum ben. Ki her yerden ulaşabilirsiniz diye. Şimdi ortak noktadan bahsediyorum. Nedir ortak nokta? Şimdi tabii ki hayatımızda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Şöyle bir geçmişe baktığımızda zihnimizin bize hatırlattığı, takılmış olduğu, şartlanmış olduğu koşullar sürekli karşımıza çıkıyor ya, kısır döngü olarak bunları hep dile getiriyoruz. Şimdi bunlar birer hayatımızın deneyimi. Şimdi bu deneyimler olmak zorunda. Çünkü biz bir deneyimden ders çıkarırsak ileriye adım atıyoruz. Ve unutmayın, burada genel anlamda biraz da enerjinin nasıl işleyişi hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Enerjiler sürekli iç içe geçmiş, titreşim frekanslarından bahsediyorum. Elektromanyetik bir alan. Aslında elektromanyetik bir alan değil. Şöyle, bunu karıştırmayalım. Biz elektromanyetik alanımızı düşünce ve duygularla birleşen kalp enerjimiz dediğimiz o alanda oluşturuyoruz. Aslında bu sonsuz olasılıklar elektriksel bir alan, nötr bir alan. Biz oraya elektromanyetik bir alan olarak etki ettiğimizde orada atom altı parçacıklar oluşuyor. Bunu söylemek istiyorum çünkü çok önemli bir nokta. Oluşturduğumuz, yani o etki ettiğimiz alanda atom altı parçacıklar, maddenin en temel taşı dediğimiz, aslında biliyorsunuz her şey enerji. Bu temel taşından bahsettik, maddenin oluşumundan hayatımıza yansıyan gerçeklik. Şimdi ortak nokta ne burada? Her birimiz çalışmalar yapıyoruz. 3.33 harika sonuç alan arkadaşlarımız var. 5.55. Şimdi burada bilinç altına yazarak etki ediyoruz ve düşünce ve duygularımız bilinçaltımızda bir inanç oluşturuyor. Hem yazıyoruz, bilinçaltımıza direkt mesaj göndermiş oluyoruz, hem de arka arkaya yazdığımızda otonomik olarak beynimiz ona yönelik, yani o bizim yazarken ki o almış olduğumuz hisse yönelik kimyasal dönüşümler yaşıyor. Hormonal dönüşümler başlatıyor. Bedenimizde bir rahatlık, huzur dediğimiz o alan oluşmaya başlıyor. Şimdi peki, yaptığımız çalışmalarda farklı yöntemler kullanıyoruz. Harika bir şey. Yani farklı yöntemler kullanıp da tek bir yöntem üzerinde ya ben bunu daha iyi yapıyorum, daha iyi hissediyorum dediğinizde bu herkese göre değişir. Tabii ki olur. Neden olmasın? Yani bir yönteme takılı kalmayalım lütfen. Çünkü sürekli bu konuda ben geri bildirim yazdı, yani bildirdiğimde hikayelerimizde bu soruluyor, hangi çalışma diye. Ben de sürekli bu sorulara aynı cevabı veriyorum. Hangi çalışma olması önemli değil. Siz hangi çalışmadan daha etki alırsınız ona bakın. Yani deneyin. Hepsini farklı deneyin. Hangisi? Çünkü çoğu arkadaşımız diyor ki mesela bu çalışma bana çok daha iyi geliyor. Çok daha etkili, daha iyi hissediyorum kendimi. O zaman ona yönelin. Zaten
Şimdi ortak noktadan yola çıktık. Ortak noktanın olduğunu söylemek istiyorum. Ne? Hani şimdi merak ediyorsunuz. Nedir bunların ortak noktası? His. Yani elektromanyetik alandan bahsediyorum. Çünkü sonuç olarak şöyle bir baktığınızda hayatınızda finansal zorluklar yaşayıp da işte para üzerine bir çalışma yapıyorsanız veya duygusal ilişkilerde tıkanıklığınız var, ikili ilişkilere bir çalışma yapıyorsanız sonuç olarak onların size hissettirdiği ortak nokta his. Yani mutlu hissetmeniz. Para sahibi olmak isteyen de kendini mutlu hissedecek. İkili ilişkilerde dengeli bir ilişkiye sahip olan da mutlu hissedecek kendini. Sonuç olarak birleştiğimiz yani gittiğimiz şey nokta sonuç aynı. Sadece yöntemler farklı, beklentiler farklı. Şimdi hedefler diyelim ona. Beklenti istemiyoruz çünkü. Şimdi bu konuda nasıl zihnimizi eğitiriz? Mental olarak nasıl kendimizi daha akıcı bir şekilde bu konular üzerine hani ustalık kazanırız? Onu anlatmak istiyorum size. Sürekli tekrarlamanız lazım arkadaşlar. Mental prova dediğimiz bir egzersizden bahsediyorum. Sürekli yaparsanız, sürekli tekrarlarsanız belli bir aşamadan sonra otonomik olarak devreye girer. Yani siz daha düşünmeden olaylar karşısındaki tepkileriniz değişir. Beyin otonomik olarak kimyasal dönüşümler başlatır. Yani aslında zihin beden ruh uyumundan belki de ilk sıraya beden zihin ruh uyumuna geçersiniz. Bunda hiç sorun yok. Bu sıralama o sırada olması gerekmiyor. Ama üçünün uyumu çok önemli. Dolayısıyla bu noktaya çok dikkat etmemiz gerekir. Yaptığımız çalışmalarda hissetmek çok önemli. Yoksa çalışmayı aşamalı, kademeli, doğru yapmanız çok önemli değil. Ama ben diyorum ki o histe kalmak zorundasınız. Ve bu histe kaldığınız zaman, o hissi tanıdığınız zaman işte ikinci aşama artık bizi o hisse yönelten hedeften kopmamız gerekir. Burası çok önemli. Bakın, orada artık herkes, yani farklı hayalleri olan, farklı hayatının alanlarında çalışma yapan arkadaşlarımızın birleşeceği nokta burası işte. O hisse kalmanız lazım. Artık o hisse kaldığınızda ikili ilişkiler, finansal, kariyer, hayatımızın hangi alanında bir düzelme istiyorsak artık onlardan kopmak zorundayız. Burada birleşiyoruz. Hepimiz aynı yerdeyiz. Çünkü şöyle size açıklayayım. Bunlar püf noktası çünkü. Biz enerji rezonanslarından bahsediyorum. Alt, orta ve üst solunumdan bahsediyorum. Biz orta ve üstün arasında gidip gelirken çok aşırı inişler yaşamadıktan sonra orta ve üst solunum arasında giderken hayalimiz üst salınımdayken biz orta salınımdaki hedefe yöneliyoruz. Bu ne demek? Şimdi ben bir hedef belirledim. O hissi aldım. Ancak o hedefe bağlı kaldığımda bu histe değilsiniz şu anda. Buradasınız, orta salınımdasınız. Neden? Hissettiğiniz burası ama hedefiniz burada kalıyor. Çünkü bilinçaltınızda diyorsunuz, eğer bu olmazsa ben burada değilim. Ki değilsiniz orada demek anlamına geliyor. Aslında bilinçaltı sizi burada algılıyor. Yani bilinçaltı sizi burada biliyor. Dolayısıyla buna çok dikkat edin. His olarak buradayken hedefiniz buraya yöneliyorsa, burayı anlatmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü burada buraya bağlı kalırsanız orada değilim demek. Yani siz kendinizi kandırıyorsunuz. Histe değilsiniz. Ben histe olduğumda ben oradayım anlamında. O yüzden bu beklentiyi koparmanız lazım. Burası püf noktası ve çok karışık aslında gelebiliyor zihnimize. Neden? Çünkü yokluk, yani yokluk bilinci dediğimiz bu. Ben o hissi biliyorum ama hedefime bağlıyım. Hedef olursa o histeyim mesajını veriyorsunuz. Bakın burası çok önemli. Eğer ben o histeysem ve hayatımın her alanında artık o histe kalabiliyorsam o olayların olup olmaması önemli değil ki. Bilinçaltı sizi artık orada biliyor. Zaten enerji düzeyinde oradaysanız bütün bu enerji düzeyinde atom altı parçacıklar oluştuğunda
o enerji düzeyine uyacak şekilde oluşacak zaten. Yani sizin ikili ilişkilerinizdeki aradığınız hayatınızın işte finansal alanında aradığınız hedefiniz neyse onlar zaten orada anlamındadır bu. İşte ortak nokta dediğimiz nokta burası. O enerji, o elektromanyetik alanı çok iyi bilmeniz lazım ve orada kalmanız lazım. O olursa, bakın orada değil, param olursa, hedefim çok parası, para olmak ve hadi olsun, hadi olsun, ben orada değilim şu an. Ama diyorum ki, ben artık hedefimin ne olduğunu biliyorum. Beni, bu bir şey, yol gösterici. Ardından o hissi tanıdım. Artık o histe kalmak zorundayım. An be an o histe kaldığım zaman, artık o beklenti, çünkü beklenti dediğim şey düşük enerji. Bende yok anlamında o. Bilinçaltı öyle algılıyor. Ve ben histe kaldığımda ve hayatımın her alanında bu histe devam ettiğim sürece ben buradayım. Yani artık o hayalimle ilgili hedefler bir bir karşıma çıkacak. İşte burada en büyük yanılgıya düştüğümüz yer burası. Ortak nokta dediğimiz bu enerji alanını hissedin ve kalın. Herkes bunu yapabilse şu dünyada, yani anda hedefinin sana hissettirdiği o histe kalabilirse kimse kimseye kızmaz. Öfke, kin, intikam hepsi ortadan kalkar. Mutlu, huzurlu bir insan, kendi içinde o huzuru bulmuş bir insan nasıl olur da bir başka şeye, bir başka kişiye, olaya öfke duyabilir, kızgınlık duyabilir. Çünkü o artık o alanda duyamaz hiçbir şey, yani olumsuz anlamda histen bahsediyorum. Dolayısıyla buna çok dikkat edin. Aslında çok basit gözüküyor ama biz alışık değiliz. Yani histe kalıp da huzurla, mutlulukla, coşkuyla hayatımıza devam etmek varken sürekli zihnen geçmişte ya da gelecekte kalarak o andaki mutluluğu, o nötr enerjiyi kaçırıyoruz. Çünkü siz geçmiş ve gelecekle ilgili yaşadığınız zaman o alan nötr değil. Siz etkiliyorsunuz. Geçmiş yaşadıklarınız, gelecek korkularınız, geçmişin üzerinden kurduğunuz gelecek, belirlenmiş gelecekten bahsediyorum. Dolayısıyla nötr alana geçmek zorundayız. Nötr alanda huzur ve mutluluk var çünkü. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.